Bu aile şimdi omuzlarımıza daha büyük bir sorumluluk yükledi. Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri, hatta en prestijli ödülü bize takdim edildi. Bu sene tören yapılmadı, düzenlenmedi. 40 yıldır yapılır bu altın kelebek törenleri. Çok da konuşulur. Bu sene Gezi Parkı olayları münasebetiyle törenler ertelenmişti Türkiye'nin o zor günlerinde. Elden verdiler ödülleri. Bir küçük parti düzenlemişler. Bana da bu en iyi erkek haber sunucusu ödülünü takdim ettiler. Şeref duydum, onur duydum. Çok teşekkür ederim efendim. ...2011 yılındaki Altın Kelebek töreninde hadise sahneden inip sıra yılın en iyi erkek haber sunucusu ödülüne geldiğinde salonda nefesler tutulmuş ve izleyici sıralarında biri dudaklarını ısırmaya başlamıştı. Bana sürpriz olmadı, eminim size de olmayacak. Uğur Dündar. Uğur Dündar geliyor alkışlarla. İrfan Değirmenci Uğur Dündar'ı alkışlarken umutları bir sonraki seneye kalmıştı. 2012 yılında son kez Mehmet Ali Birand'ın olduğu ödül. Salon 9 ay sonra bu dünyadan göçecek olan Birand'ı alkışlıyordu. İşsiz olan ve tutuklu olan bütün gazeteciler için alıyorum. Sağ olun. 2013 Haziran'ında kelebek okurlarının oyları tamamlandı. Tören için hazırlıklar yapıldı. Ama Türkiye olağanüstü günler yaşamaya başladı. Gezi Parkı olayları hayatın tüm seyrini değiştirmişti. Her ağacın altında evet bir çadır var. Çünkü ağaçları şimdilik böyle koruyabileceklerini düşünüyorlar. Sokaklar karışmış, gündem alt üst olmuştu. 40 yıllık tarihinde ilk kez altın kelebek töreni düzenlenemedi. Kelebeği kazananlara ve İrfan Değirmenci'ye ödül aylar sonra verildi. Değirmenci'nin bu küçük sürprizden haberi yoktu. Her ikisinde de adaylar böyle açıklanacak. Biz koltuğumuzda acaba mı falan diye böyle bir kıvranıyorduk. Ondan sonra Uğur Dündar diyorlar, alkışlıyoruz. Mehmet Ali Birand diyorlar, alkışlıyoruz. Cengiz Semercioğlu, Kanal D yöneticileri ve İrfan Değirmenci ile Günaydın ekibi bu küçük partide paylaşılan sırrı saklama konusunda anlaştılar. Ödülün kimde olduğu Kelebek gazetesi duyurana kadar açıklanmayacaktı. Kelebek bu yıl sessiz sedasız gelip konu vermişti habercinin omzuna. Öyle bir kelebekti ki o, Türkiye'de sahne, sinema, televizyon dünyasında yer alıp da onun hayalini kurmayan yok gibiydi. Zeki Müren, bir sanatçı için bundan büyük bir anı olabilir mi aziz ve muhterem dinleyicilerim? Dördüncü altın kelebeğimi. Ben de çok mutluyum. Yani denetimli denetimsiz 7 tane oldu. Kelebek konduğu omuzlara bir de sorumluluk yüklüyor. Yıllarca daha çok çalışıp kelebeği koruma sorumluluğu. İrfan Değirmenci ile Günaydın seyircisine olan saygısına şimdi bu sorumluluğu da ekliyor. Yayına her sabah daha büyük şevkle hazırlanıyor. İşte yeni bir gün başlıyor. Saat sabah karşı 5.30 ve sabah ezanıyla akışımız hazır. Kızla erkekli bir grup sabaha kadar haber hazırladı. Kendini engellenmiş hissedenlerin öykülerini anlatmak üzere. Bağışlanan her organ kurtarılan bir hayat demektir. Gündem çok hareketli, son notlar da hazır. Son zamanların en hareketli günaydını için Ali, Ayşe, Berkecan, İrem Su, Esma, Abdullah, Rojda, Robert. Hadi televizyonun karşısında yerinizi alın. Türkiye'nin sabah haberleri başlıyor. Rahmetli Adile Naşit'in de böylece yad etmiş olduk. Bugün Kemal Sunal'ın doğum günüymüş efendim.